Telefonumuz var. Telefonumuzu alalım ve devam edeceğiz. İyi akşamlar. Melisa Aslan Başkent'ten arıyor bizi. Başkent bugün bizi eksi 15 derecede karşıladı. Harika bir kentiniz var. Öyle söyleyeyim Melisa. Harika bir kent. Evet, çok soğuk. Çok. Ama ben burada misafirim. Öyle mi? Misafirim evet ama çok soğuk. Hakikaten öyle. Ben bugün eksi 15'i gördüm. Yani oradaki derecelerde. Hoş geldin aramıza. Hakikaten muhteşem konuklarımız var. Var mı sorun? Var tabii ki. Buyurun. Ben konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bak bizim ev işte. Duygu mu? Gerçekten televizyonda gördüğümüz, sevdiğimiz isimler. Mersi. Musa Bey'e özellikle bir sorun olacak. Hı hı. Buyurun. Şimdi Musa Bey her projesinde, her filminde, farklı rollerde, farklı ruh hallerinde, farklı tiplemeleri canlandırıyor. Bu onun kendi karakterinde, kendi ruh halinde çatışmalara sebep oluyor mu, olmuyor mu? Yani bir karmaşa yaşıyor mu? Çünkü çok farklı. Bir rolünde melek, bir rolünde mafya babası. İlginç yani. Çok şık bir yerden vurdun ya. Ve benim yedinci sorumdu o. benim kuantum bozuldu. Ya buna sen artık bir yanıt ver. Ben ötekine böyle gelişim güzel soracağım. Şunu söyleyebilirim. Bir çatışma yaratmıyor tabii ki. Hatta çok daha keyifli oluyor benim için. Değişik rolleri deneyimlemek. Şunu söyleyebilirim. Rollerle kendimi daha çok tanıdığımı hissediyorum. Çünkü değişik karakterler, değişik duygular deneyimledikçe kendinizle daha fazla tanışıyorsunuz. Ve bu sizi daha çok olgunlaştırıyor, daha çok büyütüyor. Yeter ki onun altı dolu olsun. Çok daha keyifli değişik rolleri deneyimlemek. Kalıp olmak, kalıp olarak kalmak, prototip olmak bence çok tercih edilisi değil. Müthiş. Nasıl Melisa? Ben de beğeniyorum. Evet, güzel. Teşekkürler. Bir sorun daha olacaktı. Var mı vaktimiz? Var, hadi. Kısa bir tane daha atabilirsin bize. Peki. Oradaki bütün konuklarımıza soruyorum. İsteyen cevap verebilir tabii ki. Egolarını törpülemek için bir şeyler yapıyorlar mı? Neleri törpülemek için? Egolarını törpülemek. Ha, ben lafımı ortaya söyledim. İsteyenin üzerine alsın diyorsun. Anladım. Peki. Melisa'cığım görüşürüz. Sanatçıların yüksek egoları vardır. Biz bunu biliriz. Öyle de denir. Peki. Bu egolar için evet, bu soruyu sormak istemem. Kullandıkları törpünün markasını soruyorsun. Çok teşekkür ediyoruz sana. Sağ ol katıldığın için, renk verdin programımıza. Hadi bakalım. Durul Bey söyle bakalım. Markası ne törpünün? Sen bildiğin E'yi kullanıyorsun. Ben, yani hiç egomu neyle ben öyle ortada bırakıyorum ya. Ortaya soruya yani. Ortaya cevap oldu. Ya aynı o beyaz çorap mümkün değil ya, ego. Yani yan yana durmuyor. Tabii. Durmuyor. O yüzden ortalıkta dolaşsın. Zeynep Hanım siz. Yok. Ay yani Allah. Nasıl ben... uzun ve korku içerisinde düşündü. Ve o tünelden kopup gelen. Törpülemeye çalışmıyorum. Törpüleniyor zaten. Kendi kendine çok güzel törpüleniyor. Çok pis bir şeydir o ego'da ya. Evet, pisi çok fenadır pis. Yani. Onu fark edince zaten aman Allah gitsin diyorsunuz yani başımdan. Bela törpülme gibi bir şey. Peki okay. Şimdi aynı soruyu bir daha soruyoruz. Buldun mu, bulamadın mı? Yastığı vereyim mi? Şunu söylemek isterim. Bir oyuncunun egolarından sıyrıldıkça diğer bir karaktere daha sağlıklı bakabileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta siz egoları oynuyorsunuz. Karakterler de bir bağlamda egolar. Ama kendi egolarınızı o karaktere taşıdığınızda o karakterle buluşamazsınız. Bu mümkün değil. Doğrusunuz. Sıyrılmak zorundasınız. Elinizden geldiğince. Şu da bir gerçek ki sonuçta egolarımızla da yaşıyoruz. Yani çok çabuk bırakmak, terk etmek o kadar kolay da değil. Sonuçta burada ben egomla buradayım. Yani background'um bir bağlamda ego. Yeter ki egonun farkına varıp egonun esiri olmamak ve o yolculukta kendinizle tanışmak çok çok daha önemli diye düşünüyorum. Çok gerçekten çok güzel bir soru. Bizim de yolculuğumuz burada buralardan çok güzel sonuçlandı. Evet, güzel. Güzel söyledim. Melisa ne yaptın ya? Hakikaten doğru. Yani ego. Bunu konuşacağız. Peki. Charlie ile yetişmiş bir kuşak olarak bu gece için teşekkürler. Minnettarız. Abimizi hatırlattığınız için diyor. Sevgili Emre Taylan. İkimiz de İzmirli olmamıza rağmen eşimle İstanbul'da taksi beklerken tanıştım. İstemek ve evrene bırakmak lazım. Denedim. Oldu.
diye sizin kuantum şeyinizi desteklemiş. Destekleyen bir sürü şey geldi aslında. Yani kuantumun tam olarak ne olduğunu da çok kısaca anlatan bir tane vardı. Onu bulacağım. Ya bugün bayağı bir şey geliyor. Kuantum parçacık fiziğini anlatan teorinin adı. Mış. Evet. Parçacığın zannediyorum Latince karşılığı ne kadar gibi bir şey. Yani en küçük parçacık. O da fotonlara kadar gidiyor. Ondan sonra o içinde boğulacağımız denize. Girmeyeceğiz oraya, tamam. Çok soğuk. Çok bilimsel oldu. Ama ittirip duruyorsun. İskelenin yanında dolaşıyor adam. Salacak halinde yürümüşsün. duruyorsun. Şanal şöyle bir omuz atıp hop hep birlikte kuantum denizine düşecekmişiz gibi. Peki bir yandan da şöyle devam etmeyi isterim. Bugüne kadar yaptığınız rollerden özellikle bu İskender Büyük çok da ilginç bir şey. Belki de kuantumun kendisi. Dün akşam tam oturduğunuz yerde İskender Küçük vardı. Evet. Daha doğrusu Küçük İskender vardı. Şimdi bugün İskender Büyük, büyük var. Yarın hatta bir espri gel. Yani Yoğurtlu İskender olur Mesut abi diye. Harika o espri. O metin yazarı kimse. Yani o metin yazarı ruhlu arkadaş. Yarın kendisini bekliyoruz. 9 mudur abi? 9 numaralı şeyi yayınlayalım. Bunun üzerine 9 numaralı Kurtlar Vadisi. Peki tamam, bir İskender Büyük'ü bir hatırlatmak isterim. Bunun üzerine bir sorum olacak. Şurtlar BTR ile bak yine kafayı karıştırdı. Buyurun beyler. Efendim, emrettiğiniz hususları öğrendim. Ankara'dan bize karşı bir operasyon emri gelmiş. Ankara'nın her şeye gücü yetiyor muymuş Nazım? Gölüne çeviririm ortalığı. Bunlar unutuyorlar Maraş'ı, Malatya'yı, Sivas'ı, Konya'yı. Harika. Demin bir tweet geldi. Tam da diyor hani Musa Bey orada duruyor öyle ama arkadan bir Nazım fırlayıp gelecekmiş gibi korku içerisindeyiz diye. İskender Büyük bu yarattığınız karakterler içerisinde sanıyorum en etkililerinden bir tanesi oldu. Hani orada sesinizi değiştirdiğiniz, duruşunuzu değiştirdiğiniz. Hatta öyle ki uzun metrajlı filmde bir gençleşince Allah Allah bir hayli değiştirmiş olduğunuzu gördük. Onun etkisinden sıyrılıp şimdi Reşat gibi ondan daha farklı bir karaktere tabii geçmek. Şu o kimyasal temizlik anını biraz anlatsana abi ya. Nasıl? O kolay bir şey değil galiba. Çok birbirinden farklı karakter. Yani biz bir rolü oynayınca o rol bizde kalmıyor. Seyredenlerin zihinlerinde kalabilir ama yani o tiyatroda oynadığımızda o rolle eve dönmüyoruz. Peki ama şöyle bir hafif bir kabarma olmuyor mu? Yani çünkü hani popüler baskı sana bunu da hissettirir. Ya gerçekten ben galiba hani devleti için çalışmış, işte o unutma diye üst üste saydığı şeyleri yapmış adamın biriyim galiba. Ya da hayatın bir yerinde öyleydim galiba diye böyle bir kişilik çarpışması, bölünmesi, Allah'ım kabusu falan. Şunu söyleyebilirim. Az önce gelen o soruyla bağlantılı. İşte ego bu olsa gerek diye. Bu adamın egosu çok yüksek. Ve egonun gücü diğer seyirciler benim diyaloglarında zaten hissettiriyorlardı bana. Benim kendim için öyle bir çaba tabii ki yoktu. Hiç böyle bir şey yaşamadım ama o egonun tamamıyla farkındalığını birebir hissetmek bağlamında bir örnek olarak gösterebilirim. Anladım. Peki abi bir de çok şey halktan bir soru soracağım. Yani bir bilek güreşi yapsaydınız Polat Alemdar'ı yener miydin? İskender daha çok fikir adamı, strateji adamıydı. Hmm. Yani bilek güreşine falan girmezdi, Nazım'ı yollardı. Yancısı var, göndeririz kurtuluş. Fakat yine şuna da gelmek isterim. Senin üzerine oturup editoryal bir toplantı yaptığımızda hepimizin ortak fikri, tüm bu kitleler seni tanımadan önce, tüm bu kalabalıklar seni tanımadan önce bizim senden, senin yarattığın bir tipten nefret edişimizdi. Bilir misin bunu? Yani tabii bilemezsin. Çünkü bu editoryal bir iç histi. Ve bunu söyleyen 3 kişi vardı. O kuşakta herhalde hatırlarsınız Süper Baba diye efsane bir dizi vardı. Süper Baba denilen efsane diziye girince işin kuantumunu kim bozdu dersiniz? O bozdu. O bozdu. Çünkü o aşkı bozdu. Hatırlar mısınız o zamanlarınızı? Süper Baba'ydınız. Siz hiç gördünüz mü Süper Baba'da kendisini? Yani Süper Baba'yı ben de gördüm. Evet, birçoğunuz görmediniz. Süper Baba'dan da Musa Uzunlar'ı hiç hatırlamıyorsunuz. Bunu da çok iyi biliyorum ama bir kuşak vardı ki Musa Uzunlar onların hayatlarına bakın şu karelerle girdi ve bir daha hiç çıkmadı. Bu kareleri izledikten sonra İskender Büyük de kimmiş diye soruyor insan.
abla. Güle güle. Güle güle abla. Biraz daha hızlı gidemez miyiz arkadaşım? Uçağa yetişeceğiz. Tamam abi. Hoşça kal Fiko. Abi aldın kızı götürdün sen. Zamanla yolculuk. Orada da bir aşk hikayesi vardı. Şimdi de var. Demek ki dönüp dolaşıp aşka geliyormuş. Aşka geliyormuş değil mi? Ya, aldın kızı götürdün. Koca Şevket Altı öyle bir baktı arkadan. Yani biz baktık kaldık. Kızcağız gitti. Ama şöyle de bir şey galiba bir oyuncunun şu an için bile içinde olmak istediği bir diziydi galiba değil mi? Çok evet, güzel. Evet, neresinden evet. Girersiniz? Dönemi içinde çok çok güzel bir diziydi ve daha sonraki birçok diziye de öncülük etmiştir. Öyle bir dizide var olduğum için şanslıyım. Evet ya onun gibisi de gelmedi. Ve ondan sonraki şeyler, roller genelde işte demin de dediğimiz ters karakterlerle. Fakat bu şeyde, filmde bir meleksiniz sanıyorum. Evet. Filmi izlemedim ama bak sana biliyorum. Güzel bir şey. Film böyle bir duygu yaratıyor insanı. Melek görünümünde kötü bir adam olmasın. Ya bu olmasın ya artık bu da olmasın. Bu kadar. Ama lütfen ya. Ya da Azrail'de bir melekti diyebilirsin. Peki nasıl bir melek? Esrarengiz adam metindeki ismi. Esrarengiz adam Şanal karakterinin en kötü gününde, en depresif gününde hiçbir şeyin yolunda gitmediği, parasız kaldığı, özlemlerini karşılamadığı bir dönemde kendisini hatırlatan bir düşünce, bir melek, bir Hızır, yol gösterici, yol gösterici kafa sesi, rehber. Rehber, kaynak, bu bağlamdaki her türlü tarife girebilecek ama dokunulabilir bir kişi olmayan soyut bir his. Esrarengiz yani bir anda var ve bir anda yok. Burada önemli olan öge Şanal karakterine kendisini fark ettirmesi, acıyla beslenmesi. Sevgiyi istemesi, yanlışını kendisine hatırlatması. Ki oysa insan kendisine olanı verebilir. İlk önce kendisini sevmesi yolculuğunda, ilk önce kendi projelerini kendisiyle barışık olması yolculuğunda farkındalık sunan bir figür diyebilirim. Anladım. Peki hiç hayatta böyle bir figürünüz oldu mu? Ya da bir meleğiniz oldu mu? Tabii böyle karşıma çıkan birebir konuşan bir melek olmadı. Aksakal ama. Ne de olmadı tamam onu anladım. Birebir böyle olmadı ama tabii bu bir insan da olabilir, bir abi de olabilir, hatta bir çocuk da olabilir. Bu kişilerle tabii ki karşılaştım. Çalıştırayım Açılay abi. İşte bu tam o akil adam işte. Akil adam orada duruyor. Ben kim olursa olsun zırt diye kayboluyorsa... Bitti bende. Hani böyle döndüm burada yok falan hop. Hocam sakat işler. Dinlemem onu kaçarım ondan. Abi düşünsene bir anda pıp çocuk bitiyor zaten orada bitti bir şey demesine gerek yok ki. Ters tarafa yığılırsın böyle içim boşalmış olarak. Peki bir telefonumuz daha var. İyi geceler efendim hoş geldiniz. Evet. Ya. Bu kadar konuşursan adam hakkında adam bir şekilde gelir. Şanal Bey. Şanal Günsel'i bizimle birlikte hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim hoş geldiniz. Vallahi çok bahsettiniz benden bir arayayım dedim. Ya fark ettim işte kuantum böyle bir şey. Parça fiziği. Evet. Böyle hangi parçadan söz ediyorsanız bir fiziken karşınıza dikili veriyor. En azından ses bile olsa. Şimdi Allah aşkına sizi buldum. Şu öldürücü soruyu sorayım. Bir deniz benzetmesi yapmadan kuantum bana 3 yaşında çocuğu anlatır gibi 3 kelimeyle anlatabilir misiniz? Şimdi bizim çıplak gözle gördüğümüz dünya bir elektron mikroskobuyla baktığımız zaman çok farklı. Tamam. Ve oradaki yasalar çok farklı. Hı hı. Ve orada zaman ve mekan sınırlaması yok. Fakat beni en çok ilgilendiren ve üzerinde düşündüğüm ve üzerinde çalıştığım konu duyguların, inançların, beklentilerin ve korkuların o
dünyayı etkiliyor olması, değiştiriyor olması. Dolayısıyla bizim hem bir kuantum boyutumuz var insan olarak, hem de Newton fiziği boyutu var, yani katı madde boyutumuz var. İkisini aynı anda yaşıyoruz. Düşüncelerimiz kuantum boyutunda işlem görüyor aslında. Ve insanlar hayatında ne yaşıyorlarsa, ne ile karşılaşıyorlarsa kendi düşünceleri ve inançlarıyla, inançlarından dolayı bunları yaşıyorlar. Fakat insanların çoğu neye inandıklarının çok farkında değiller. Olup biten şeyleri rastlantısal bazı şeylerden dolayı olacağını zannediyorlar. Bu harika oldu. Ben o denize girmeyeceğim. Teşekkür ederim. Evet, evet, deniz soğukmuş. Bu arada arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma buradan izliyorum. Çok hoş gözüküyorlar. Teşekkürler. Çok da güzel yansıtıyorlar filmi. Hayranlık da izliyorum. Müthiş de bir renk uyumu var. Öyle mi? Morlar, kırmızılar. Evet evet evet, ya doğru doğru, bravo. Valla güzel, harika. Evet, harika. Bu da kuantuma dair bir şey. Ben biraz karışık kaldım. Benim olayla alakam yok zaten. Ortaya karışık. Sen dedik ya, promosyon olsun abi. Ben kuantumum yani. Promosyon bedası. Reiki. Sana reiki diyorum biz. Kendi aramızda. Reiki. Üç kelimeyle anlatmak zorunda kalmayacaksan problem yok. Küçük bir gölet. Onun içine girsek de olur, girmesek de olur. Şanal Bey, hoş geldiniz tekrar. Nasıl içinize sindiğim film? Çünkü iki gün sonra gişede olacak. Dilerim yani içinize sindiği gibi cebinize de siner. Kuantum bunu da sağlar mı? Mesela kuantum gişede patlama sağlar mı? Vallahi kuantum hayatımızda ne oluyorsa, zenginlik, parayla olan ilişkilerimiz, aşkla olan, insanlarla olan ilişkilerimiz, hatta sağlığımızın ya da hastalığımızın şeyleri, bedenimizdeki hastalıkların nedeni de aslında düşüncelerimizle ilgili olduğu için, tabii ki hastalığı ve sağlığı, zenginliği ve fakirliği sağlayan şey de düşüncelerimiz olduğu için tabii ki sağlar. Yaşasın o zaman gişede yani, mi patlı? Bunun aksine düşünmek, yer çekimi yasası hani var mı yok mu demek gibi bir şey. Peki şey gelmek istiyorum, elbette hani sinema bir sanat. Başka bir boyutu ya da bir paralel evren diyelim, orada başka türlü şeyler yaşanıyor. İşte izlediğimiz şeylerin renkleri, tadı, izleyicinin dimağında bıraktığı tat, o lezzet farklı bir şey. Siz bunu yaşamış bir insan, sinema, beyaz perdeye aktarıyorsunuz. Birincisi, içinize sindi mi çıkan şey? Bir sanatçının, yaratıcının yaptığı bir şeyi içine sinmesinin, tamamen içine sinmesinin o yaratıcılığı öldürdüğünü ve durdurduğunu düşünürüm. Güzel. Yani her sahnede, her bölümde onu keşke öyle değil de şöyle yapsın dediğim oluyor. Asla içime sinmez. Sinmemesi de çok hoş bence. Bu güzel. Bu da demektir ki bu filmin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci serisi de çekilecek. Güzel bir vallahi şey. Valla ikincisine zaten önceden hazırlamıştık. Yani biz başka şimdi ikincisini çekeceğimiz filmi çekmeyi düşünüyorduk. Sonra buna döndük, bu aşk filmine. İkincisi zaten hazır. Ona da Haziran'da motor demeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Zaten başrol oyuncusu da hazır Sayın Durul Bazan. Biz boşuna abi bunu. Tabii. Bir kuantum ya, biz de bunu istiyoruz. Atom parçacı olmak istiyorum. Onu atom parçacı yapın ne olur. Peki, bu harika bir şeymiş. Var mı soru sormak istediğiniz herhangi bir konumuz burada? Yok, çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sevgilerimi sunuyorum. Size de başarılar diliyorum. Çok mersi. Bir akşam bekliyoruz. Özellikle bu kuantumla sağaltma yöntemleriyle ilgili bir kitabınız var. Şimdi bizim ekibinle başlıyor kitabı. Arada bir bakıyoruz, onun üzerine konuşmaya bekliyoruz sizi. Tabii, memnuniyetle. Tamam. Memnuniyetle. Hadi gişesi bol olsun, kuantumu geniş olsun. Görüşmek üzere. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Oldu o halde. Eyvallah, peki.